Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Yörük kızı Sema Aydın bugün sizlere yüz lifi çalışması gösterecek arkadaşlar. Siz de bu yüz lifi çalışmasından yapmak ister misiniz yüz lifinde? Hemen iplerinizi hazırlayın, tığlarınızı hazırlayın. Buyurun hep birlikte başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet, bu yüz lifimizi yani vücudumuzda kullandığımız lifimizin dışında yüzümüz için, yani cilt bakımımız için özel olaraktan kendinize hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut bebekleriniz için böyle bir lif tasarlayabilirsiniz. Bebek lifi de olur arkadaşlar. Ama yüz lifi olarak yaptım arkadaşlar ben. Birçok arkadaşımın da çalışmaları var, bu konu üzerinde çalışmışlar. Bir de ben çalışayım dedim. Arkadaşlarımın istekleri üzerine de, onların isteklerini zaten sürekli yapıyorum, değerlendiriyorum ve onların da isteğini yerine getirerekten, bakın, lif çalışmamı bir tane örnek olarak yaptım. Şimdi bir tane de sizlerle çalışacağım. Evet, gerçekten çok kullanışlı. Hemen yüzünüzü şu şekilde, hemen sabununuzu içine koyuyorsunuz. İçine sabununuzu koyuyorsunuz. Ben şu anda sabun koymadım içine. Evet. Elimiz gördüğünüz gibi rahatlıkça içine giriyor. Hemen şurada bir kurdayla yaptım arkadaşlar. Burada bir çiçeğimiz var. Kenarlarımızı tığladık. Peki bunu nasıl yaptık? Hemen anlatımına geçelim. Kullanmış olduğum ipler sevgili arkadaşlar, kristal canan. Kristalin cananı 100 metre. Bir de yine kristalin beyaz ipi, daha önce kullandığım artık iplerimden. İki ipimizle çalışmamızı yapacağız. 6 numaralı bir tığ kullanıyorum. Yine her zamanki kullandığım tığım. Bir de yine makasımız var sevgili arkadaşlar, ipimizi kopartmak için. Evet, hemen başlıyorum sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok zevkli. Örmesi de çok zevkli bir lifimiz. Normalde arkadaşlar, bu lifimiz iki parçadan oluşuyor. Bakın, arka bölümü ve ön bölümü olmak üzere. Bunu arkadaşlar şöyle baktıkları zaman ön dilimini ayrı yaparlar, arka dilimini ayrı yaparlar. Yani ama biz ne yapacağız? Bunu ayrı ayrı yapmaktansa bütün olarak çıkacağız. Nasıl bütün olarak yaptım? Nasıl bu şeklini verdim? Hemen bunu zaten birlikte yapacağız sevgili arkadaşlar. İki tane ayrı ayrı dilim örüp birleştirmektense tek parça halinde morumuzu ben ördüm bir düzenek üzerinde. Sonra ikiye katladım, kenarlarını tığladım, bu modelimiz oluştu. Nasıl yaptım bunu, hemen birlikte yapalım sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen öncelikle bir sıkıştırma zinciri yapalım. Sonra 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane zincirimi çektim. Başını tığımın doladım. Buraya bir tane fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4. 4 kere doldurduğum bir fıstık yaptım. Ve topladım hepsini. Evet, tekrar tepesine bir fıstık daha. 1, 2, 3, 4. Evet, gördüğünüz gibi 2 tane fıstığımı yaptım. 6 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 6 tane fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4. Topla. Bakın 6 tane fıstık yapacağız. Bakın 6 tane fıstığımı yaptım arkadaşlar. 2, 4, 6. 6 tane fıstığımı yaptım. Bu lifimizin bir dilimi, ön dilimi. Lifimizin ön dilimini yapıyorum şimdi. Hiç ipimi koparmadan ayrı ayrı örmektense arkasını ve önünü birlikte yapacağız. Evet, ön yüzünü yaptım. Şimdi 6 tane fıstığımı yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çektim bakın. Tekrar 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3,
4. Yani burada 6 tane zincir olacak. Ve biz 4 tanesinin 2 tane arada kalacak. Dördüncüye batacağız. Bakın 1 2 3 4. Hepsini bir topluyorum. Yine bakın burada 6 tane bir zincir üzerinde yaptığımız için burada 6 tane fıstığım var. Burada da 8 fıstık yapacağım. Geri dönüşleri dahil. Topladım. Tekrar tepesine fıstık yaptım. Şimdi bu 6 tanemiz burada kalacak bir tarafı. Şimdi diğer tarafında arkadaşlar 3 tane fıstık yaptık bakın. Burada 8 tane fıstığımız olacak. 7 tanesini bu şekilde topluyoruz. 8. fıstığımızı toplamayacağız. Evet, hemen şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Evet, 7 tane burada yaptık. 8.yi birlikte yapacağız. Burada ise 6 tane yaptık. Ama bu köşedeki 2 tane geri dönüş için olduğu için yine burası da 6 tane kalacak. 2, 3, 4. Bakın 8.yi şu ilk boşluğumuza değil, ikinci boşluğumuza batıyorum. Hepsini bir toplayacağım şimdi burada. Bakın, hepsini bir topladım. Bakın bu köşemiz ilk köşemiz. Bir, iki, üç, dört. Sonra fıstığımız çapraz olmasın. Şu şekilde. Bakın burada. Şu şekilde elimizle düzeltelim. Hemen şu boşluğa bir, 2 3 4. Bakın ikisini bir topladı. Yine 1 2 3 4. Ve başını doladım tekrar. Hemen şu boşluğa 1 2 3 4. Bakın ikisini bir topluyorum. Tekrar bir sıkıştırma zinciri. Bakın bu şekilde ilk sıramızı bu şekilde devam ettireceğiz. Devam edelim. 1 2 3 4. Hemen yine ortaya 1 2 3 4 oldu bakın. İkisini birlikte topladım. 1 2 3 4. Tekrar yine iki fıstığımın arasına battım. 2 3 4. Hepsini bir topladım. Bakın sonuncumuzu yapıyoruz. Birinci kenarımızın birinde 2 3 4. Başını doladım. İlk fıstığımın tepesine. 2 zincir çektikten sonraki ilk fıstığımın tepesine. Ayrı ayrı örmektense arkadaşlar bu şekilde daha güzel oluyor. Uğraşmıyoruz ayrı ayrı. Şimdi bakın bu arada 2 tane zincir var. 1 2 yine 2 zincirimi çektim. Tekrar buradaki yaptığım işlemin aynısını burada yapacağım. Bakın şimdi 2 4 6. 6 tane fıstığımız var.
Burada da ne yap? 2, 4, 6. Bakın 2, 4, 6. 6 tane fıstığımız üzerinden bu yüz lifini yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yine buraya battım. 2, 3, 4. Tekrar tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi hemen bunun dibine batmıyorum arkadaşlar. Şu boşluğa batıyorum. 2, 3, 4. Bakın ikisini bir topladım. Bakın gördünüz mü? Şöyle katlayacağız sonra. Ayrı ayrı örmektense ikisini bir çıkarmış olacağız. Yine hemen bu ortaya 1 2 3 4 ikisini bir topladım. Bir, iki, üç, dört. Hemen geliyorum bu ortaya. Bir, iki, üç ve dört. Yine ikisini topladım. Ortaya yine. İkisini bir topladım. Bir, iki, üç, dört. Yine ikisinin ortasına. İki, dört. Ve ikisini bir topladım. Son bir tane kaldı. Bir, 2 3 4 başını doladım, dibine battım. 2 3 ve 4. Şimdi yine ikisini bir topladım. Evet, ilk sıramızı hazırladık arkadaşlar. Bakın neden burada ikiye böldük? Bunu ayrı ayrı hem önünü hem arkasını ayrı ayrı yapmaktansa bu şekilde bütün çıkıyoruz. Burada arada iki tane zincirlerimiz var bakın. Bu zincirlerimizden daha sonra şu şekilde ikiye katlayacağız. Çok kolay oluyor arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yine devam edelim. Bir tane daha göstereyim. Dolgumu yapıyorum. 2, 3, 4. Topladım, kenardayım, tam kenarındayım. Bakın yine aynı fıstığımızın üzerine bir tane daha yapıyorum. Doladım başını, dibine batmayacağım arkadaşlar. Hemen bu boşluğa, iki fıstığın arasına. Tekrar 1 2 3 4. Ne yapıyorduk? 2 fıstığımızın arasına batıyoruz. Daha sonra hepsini bir topluyoruz. Bak. Tekrar hemen bu tepeye bir fıstık. Hemen buraya da o iki tane fıstığın ortasına. Bakın yine ikisini topladım. Burada da yine aynı. 2, 3, 4. İki fıstığımızın arasına batıyorum.
Evet, yine iki fıstığımızın arasına batıyorum. Bakın bir tane kaldı. 1, 2, 3, 4. Başını doladım. Hemen burada dibine battım. Zincir çektiğimiz yerin tam dibine battım. Bir ve iki zincir çekiyorum burada, sonda şurada. Evet bakın arkadaşlar, ikinci sıramızda yaptık. Sistemimiz bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki uyguladığımız aynı şeyi burada da uygulayacağız. Başını doladım. 1 2 3 4. Burası yine başlangıç noktamız. Tekrar tepesine 1 2 3 4. Tekrar tığımın başında olun. Bakın bu başlangıçlarda bu şekilde yapıyoruz. Bu başlangıçlarda bu şekilde yapıyoruz. Hemen iki fıstığın tam ortasına. Hepsini bir topladım. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İki fıstığımızın tam ortasına. Dört kere doldurun arkadaşlar. Daha güzel düşüyor. 3 doldurduğunuz zaman böyle biraz daha seyrek duruyor. Hani zayıf duruyor. Ama 4 doldurduğunuz zaman gerçekten çok güzel oluyor. Evet, tam ikisinin ortasına yine batıyorum. Arkadaşlar sizlerden destek bekliyorum. Şimdi bu kenarlarını, bu en son kenarını nasıl yapıyorum? 1 2 3 4. Evet, bu kenarımızda bakın şurayı görüyorsunuz. Tam şuranın tepesine. 1 2 3 4. Hepsini bir topladık. Evet arkadaşlar bakın. Yüz lifimizin iki parça halinde örülüyor. Biz bunları ayrı ayrı örmektense iki zincir çekerek uzattık. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguladık. Daha sonra bu şekilde lifimizi ikiye katlayaraktan lifimizi tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar 9 sıra oluncaya kadar bakın 1 ve 2 oldu. 2 sıra oldu. 1 2 sıra oldu. 9 sıra oluncaya kadar lifimizi yapalım arkadaşlar. 9 sıra oluncaya kadar. Yani şu tabandan şu uzunluğu tamamlayıncaya kadar yapalım sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Şu ilk sıralarımızı, ilk iki sıramızı birlikte yaptık. Bir ve ikinci sıramızı bu şekilde devam edecektik. Bakın hiçbir değişiklik yapmadım zaten. Aynı şekilde devam ettik. 9 sıra. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon yanlış saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 sıra oldu ve tamamladım. Şimdi bunu arkadaşlar, bu dilime ayrı örecektik. Bu dilime ayrı örecektik. Yani ayrı ayrı örüp birleştirecektik. Biz ne yaptık? Hiç ipimizi koparmadan, yani ayrı ayrı örmektense 6 tane fıstık buraya yaptım. 2 zincir çektim. 8 fıstık, 8 fıstık bu tarafa yaptım. 2 tanesiyle bu köşede döndüğüm için yine 6 tane fıstığım oldu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane fıstık burada, yani 6 tane fıstık burada eşit bir şekilde ipimizi koparmadan iki parçayı birden çıkarmış olduk. Bu aralarda iki zincir çektik tabi. 6 fıstığımızı tamamladık. Bakın bu arada iki zincir çektik. 6 fıstık da bu tarafa yaptık.
Bütün bir şekilde bu lifimizi ayrı ayrı örmektense arkasını ve önünü birlikte çıkarmış olduk. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem lifimizin iyi yüzünü çevireceğiz. Her iki tarafı da gayet güzel arkadaşlar. Ama ne yapacağız? Daha güzel gözümüze daha güzel görünen yeri şu şekilde katlıyoruz. Bakın bu şekilde katlayacağız. Şimdi beyaz rengimizle kenarlarını dolanacağız. Evet arkadaşlar ipimizi lifimizi kopardığımız ipimizin olduğu yerin burası. Diğer köşesiyle birlikte birleştireceğiz. Bakın her fıstığımızı karşı karşıya gelecek şekilde burayı birleştirme yapacağız şimdi. Bir tane sıkıştırma zinciri yapalım. Evet şimdi arkadaşlar tam şu köşemize bakın battım. Tam lifimizin bakın şu şekilde tam köşesine battım. Diğer köşesine de hemen bakın diğer köşemiz tam burası. Buraya da battım. İp arasından geçirdim. Burada bir sık iğne yaptım. Şu şekilde. Şimdi bakın karşılıklı fıstıklarımız şu şekilde. Bu fıstığımız bununla, bu fıstığımız buna karşılıklı gelecek şekilde burayı fıstık yaparaktan kapatacağız. 1 2 3 4 hepsini bir topluyorum ve bakın başını dolamadan bu fıstığımın ve hemen karşısındaki fıstığın içinden geçiyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum, bir sıkıştırma. Hemen ilmeğimi uzatıyorum, buraya 4 kere dolduruyorum. 1 2 3 4 Tekrar 4 4'ü doldurduğum fıstığımı topladım. Yine aynı şekilde tığımın başını dolamadan hemen şuraya ve karşısındaki fıstığın iki fıstığın tam ortasına gidiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum burada. Yine ilmeğimi uzattım bakın. Burayı 4 tane dolduruyorum iki fıstığın arasına. Bakın hepsini bir topluyorum. Tekrar bakın iki tane fıstığın tam orta noktası şuraya karşılıklı bir şekilde buraya batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir sıkıştırma zinciri ve 4 kere dolduruyorum. Tekrar hepsini bir topladım. Tığımın başını dolamadan yine bakın iki fıstığımın tam ortasına ve karşıdaki iki fıstığın tam ortasına bataraktan bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir fıstık ondan sonra dörtlü batma fıstık. Bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar. Bu şekilde tam köşemize kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın bu kenarımızı tamamladık. Tam köşemize geldik. Tam köşemizde bakın bu köşeyi ve karşıdaki tam bu bitiş noktasındaki köşeyi ikisini bir bu şekilde bakın yine aynı şekilde yaptığımız gibi burada yapıyoruz. Bir sıkıştırma zinciri. Tekrar buraya 4 tane dolduruyorum. Bakın. Doldurdum. Hepsini bir topladım. Yine aynı şekilde iki fıstığın ortalıyorum bakın. Yine burada da iki fıstığı ortalıyorum. Tam ortasına batıyorum. Yine aynı şekilde dörtlü fıstığımı dolduruyorum. 3 4 Hepsini bir topluyorum. Yine aynı şekilde bakın iki fıstığın arasına batıyorum. Burada da iki fıstığın arasına batıyorum. Bu şekilde. Evet. Bakın burası da bu şekilde. Bu şekilde dolandık arkadaşlar. Şimdi buradan buraya gelinceye kadar, bu başa gelinceye kadar burada da aynı şekilde iki fıstıklarımızın arasına girerek şu şekilde. Burayı da hani ipi koparmadan yaptığımız zincir çektiğimiz yerde aynı şekilde. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Bu ağız kısmını göstereceğim.
Evet arkadaşlar, bu köşemize de geldik. Bakın, tamamladım şöyle 4 3 kenarını şu şekilde tamamladım. Şimdi ağız kısmına geldik arkadaşlar. Tam bu köşedeyiz. Bakın, artık elimizi şu şekilde tutacağız. Bu şekilde değil. Elimizi arasına sokuyoruz. Şimdi burada bir tane sıkıştırma zincirimi yapıyorum. Hemen şu lifimin dibine, tam orta noktaya, yine 2 3 oldu pardon, 4. 4 tane topladım. Hemen geldim. 2 tane fıstığımın arasına battım. Bir sık iğne yaptım, bir sıkıştırma. Hemen yine ipimi uzattım. Yine fıstığımı dolduruyorum. 3 4 topladım. Yine aynı şekilde bu aralara, arasını açarak yapıyoruz bu defa. Bakın, arasını açarak yapıyoruz. Bu ağız kısmı. Ağız kısmını da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, hemen bir tane daha yapayım. 1 4. Bakın, hepsini bir topladım. Tığımın başını dolamadan hemen iki fıstığın arasına, bakın, batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum, bir sıkıştırma, ipimi uzatıyorum. Hemen 1 2 3 4 topla. Hemen yine iki fıstığın arasına batıyorum. Bakın arkadaşlar, bu ağız kısmında açaraktan bu şekilde ağız kısmını dolanacağız. Evet arkadaşlar, kenar kısmını da tamamladık. Bakın, bu ağız kısmını da tamamladık. Şu şekilde ağız kısmını da tamamladık. Arkası önlü lifimizin, yüz lifimizin. Şimdi arkadaşlar, şu bağcığını hemen yapalım. Evet arkadaşlar, hemen bir tane zincir çekiyoruz. Sıkıştırma zinciri. Hem daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar tığımın başını doladım. İlk zincirimin içerisine battım. Buraya dörtlü fıstık yapacağım. 2 3 4. Hepsini bir topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri. Tekrar uzatıyorum tepesini. Topladım. Bu şekilde fıstık, 35 tane ya da 36 tane fıstık yapın arkadaşlar. 36 tane uzun fıstık yapın. Bu şekilde. Dörtlü doldurma. 4 kere dolduraraktan 36 tane fıstık yapın arkadaşlar, üst üste uzun. Evet arkadaşlar, fıstıklarımızı, bağcığımızı yaptık. Şu şekilde koyuyoruz. Bakın, bir karış, 4 parmak, 3 parmak oluncaya kadar. Şöyle bir karış. Şuradan şöyle 4 parmak ya da 3 parmak oluncaya kadar yapıyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, lifimizin ön yüzünden hemen bakın, birinci sıra, ikinci sıra, şurası üçüncü sıra. Üçüncü sıradan hemen şuradan, bakın, şuradan hemen ucundan lifimizi geçirelim, ipimizi, bağcığımızı. Hatta elimizle de geçirebiliriz biz bunu. Şu şekilde. Şurayı karşıdan çıkartacağım, bakın burayı. Şu şekilde. Daha sonra hemen şu şekil. Yine burayı karşıdan şu şekilde alacağım.
Tekrar bak. Tam ortalamış olduk. Hemen şöyle eşitleyelim. Hemen kurdelemizi de yapalım. Biraz çirkin oldu kurdelem ama şu şekilde bakın kurdelemizi yaptık. Hemen şu çiçeğimizi de göstereyim arkadaşlar. Çok basit bu puf puf çiçeği. İsterseniz siz puf puf yapın, isterseniz kelebek yapın, isterseniz uğur böceği yapın. Buradaki süslemeye dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani süslemesi size kalmış. Dilediğiniz istediğinizi yaparsınız ama ben size yine puf puftan şöyle bir göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Tam ilk zincirimi battım arkadaşlar. Birleştirdim. Bir tane, iki tane zincir çektim. Pardon, 3 tane zincir çektim. Hemen 12 tane ikili trabzan yapacağım içine. 1, 2 zincir çekeceğim. 12 tane 1 2 3 1 2 bu yuvarlağımızın içine 12 tane ikili trabzan yapacağız. Aralarında ikişer tane zincir var arkadaşlar. Evet, 12 tanemizi ayarladım. 2 4 6 8 10 12. Şu ilk zincirimizde tabi trabzandan sayıyoruz. Hemen orayla bakın. İlk zincirimizle birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bu aradaki boşluğun içine 5 tane fıstık yapacağım. 2, 3, 4, 5. 5 dolgulu bu boşluğa fıstık yaptım. Toplamadan tekrar başını doluyorum. Hemen yanındaki yere de 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplamında 10 tane toplama yaptık. Fıstık yapıyoruz. Şu şekilde hepsini bir topladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen dibine battım. Bakın. Tekrar başını dolamadan şu boşluğa batıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu boşluğa 5 tane doldurdum. Tekrar başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane daha doldurdum. Toplamında 10 tane fıstığım onlu dolgumuz oldu. Topladım. 1, 2, 3, 4. Tekrar dibine battım. Hemen yanındakine battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere doldurdum bu boşluğumuzu. Hemen yanındakine de aynı şekilde tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 kere doldurmuş olduk burayı. Hepsini bir topladım. 1, pardon, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen dibine battım. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane fıstık yapacağız. Bu şekilde. Evet, bakın 6 tane 2 4 6 tane yaptık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi dibine battım. Bir zincir çekiyorum. Keseceğim. Evet. İpimizi hemen arkadan yedirdik içeriye.
sakladık yani içeriye sakladık. Hemen göbeğimizi de göstereyim. Hemen bakın papatyamızın, puf puf çiçeğimizin göbeğindeki burada mor olanı nasıl yapıyorum? Hemen onu da gösteriyorum. Şimdi şurayı uzun tutuyorum biraz arkadaşlar bakın. Burayı uzun tutuyorum çünkü burayı bağlamada kullanacağız. Hemen bir zincir çektim. Daha sonra 3 zincir daha çekeceğim üstüne. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane zincir çektim. İlk zincirimin içine batıyorum. 4 kere, 5 kere dolgu yapacağım buraya. 2, 3, 4, 5. Gözünüze az gibi gelirse arkadaşlar bir tane daha batalım. Bana az gibi geldi. 6 tane doldurmuş oldum ve hepsini bir topluyorum. 1 ve 2 sıkıştırma zinciri yaptım. Hemen kopartıyorum ipimi. Bakın şöyle uzun kopartıyorum. Bakın. Hemen ne yapıyorum daha sonra? Bunu getiriyorum papatyamızın tam ortasına. Bakın şu şekilde. Papatyamızın tam ortasına koyuyorum. Şu şekilde. Karşılıklı gelecek şekilde arkadan çektiriyorum. Tam karşı karşıya gelecek. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan düzeltiyorum, tutuyorum şu şekil. Arkadan düzgün duruyor mu diye bakıyorum. Bakın. Gayet güzel duruyor. Hemen bunu buradan bağlıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu buraya bağlayacağız arkadaşlar. Tam bakın şu fıstığımın, şu fıstığın arasından şu şekilde alıyorum. Şu şekilde aldım. İkisini birlikte geçirdim buradan. Geçirdim. Hemen şu uzun olan bölümü şöyle bir doluyorum. Bunu da buradan hemen bağlıyorum. İpimizin fazlasını kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu lifimiz de hazır. Gördüğünüz gibi bunu da hazırladık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, annemin örgü dünyası Selma Doğan Aydındık. Yörük kızı Selma Aydın olduk. İsteyen yine hala annemin örgü dünyası olarak söyleyebilirler. Yörük kızı Selma Aydın YouTube kanalında benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni bir çalışmada tekrar bir arada olmak için kanalıma abone olup zilimi aktif hale getirirseniz yeni çalışmalarda tekrar birlikte oluruz. Şimdi sevgiyle kalın, esenle kalın, hoşça kalın. Yörük kızı Selma Aydın'la kalın, hoşça kalın.